Ve son düdük geliyor mu diye bakıyorum. Son düdük geliyor. Beşiktaş Lyon deplasmanında kazanıyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Fransa'dan, Lyon'dan çıkarıyor. Çok kritik bir galibiyet. Müthiş bir sevinç var Beşiktaş'ta. Güzel bir akşam seansı oldu. Fenerbahçe belki kazanamadı ama yine de bir puan oldukça olumlu. 3 maçta 5 puana çıktı sarı lacivertli takım ve Beşiktaş da bugün 3. maçında ilk puanını ve puanlarını aldı. Olympique Lyon'u deplasmanda yendi ki Lyon kulübü günler öncesinde Beşiktaş taraftarının alınmayacağını söylemişti. Beşiktaş'a da çok zorluk çıkardılar. Bugün sahada da zorluk çıkardılar ama Beşiktaş Fransa'ya gitti. Müthiş bir direnç ve sonrasında ikinci yarı gelen golle birlikte Lyon'u 1-0 mağlup etti. 3 puanı aldı. Güvenç Kurtar, Gökhan Hoca ile birlikteyiz. Gökhan Keskin ve Şenol Hoca, Şenol Usta Ömer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hepimiz tabii maçlara odaklandık. O yüzden ben de sizlere merhaba deme şansı bulmadım ama en azından sonu güzel bitti. Güzel bir gecede birlikteyiz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Herhalde güzel bir yayın olacak diye düşünüyorum. Yani evet. Fenerbahçe bence önemli bir puan aldı. Keşke 3 puan olsaydı ama 1 puan da oldukça değerli. Beşiktaş çok değerli bir galibiyet aldı. Hemen sıcağı sıcağına biz Gökhan Keskin Hoca ile başlayalım. Hocam 3 puan çok önemli ki Lyon deplasmanına giderken işte Mert'in sakatlığı, kim oynayacak, pazartesi derbi var. Biraz sıkıntılı ortamda gitmişti Beşiktaş. Avrupa Ligi'ndeki ilk 2 maçını kaybetmişti ama Lyon deplasmanında müthiş bir 3 puanla birlikte Avrupa Ligi'ne de geri dönüş yaptı diyebiliriz. Ömer, iki kulvarda da hani söylüyoruz ya, çok kritik bir haftaya girdik. Avrupa Kupası'nda oynayacağı en önemli maçlardan bir tanesiydi. Çünkü Lyon'a kaybetseydin fazla bir şansın kalmayacaktı. Ama ne hikmettir ki Beşiktaş'ta yani kaleciler var ya, inanılmaz ya. Yani Mert sakat, Ersin sakat da iğneyle oynayacaktı. Fedakarlık yaptı, oynadı. Bugünkü maçın kahramanı da Ersin. Ele çıkardığı bazı toplar var. Müthiş. İnanılmaz yani. Zaten maçtan sonra arkadaşları da onu tebrik ediyor. Hatta Lyonlular da tebrik ediyor. Gerçekten muhteşem oynadı. Hani bir kere daha oturup insanların düşünmesi lazım. Hani Frankfurt maçında çocuk ıslıklanmıştı. Yani böyle Muçi ile beraber bayağı bir ıslıklanmıştı. Ona da oturup düşünmesi lazım. Çocuğun morali bozuktu. Bilmem gidilmesi, yani gitmeyi falan düşünürken bir anda Lyon'da çok önemli maçta sahaya çıkıyor. Mert'in yokluğunda Mert'i aratmayacak bir şekilde sahanın yıldızı oluyor. Maça gelecek olursak enteresan bir maç. Hani kazanan her zaman haklıdır diyoruz ya, işte öyle bir maç. Maç gol olana kadar inan bana Lyon nasıl derler böyle sağdan soldan yani her biraz yerden atacak gibi bir görüntü yani vardı. Yani her an atacakmış gibi oynuyordu. Bir anda ne olduysa ikinci yarının ortalarında bir pas, işte sezon başından beri hep bahsediyoruz. Beşiktaş'la ilgili aklımıza gelen Mert, Rafa Silva, Immobile ve Gedson Fernandes. Gedson Fernandes bir kere daha hem yüreğini hem ciğerini sahaya koydu. Yani maçta attığı gol pozisyonu değil, o sürdüğü driplinglerle devamlı şekilde rakibe 1-0'dan sonra özellikle çok sorun yaşattı. Ben Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Oyun için bir şey söylemeye, fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Sonuçta kazandı. Lyon gibi bir deplasmanda kazandığı zaman fazla bir şey söylemeye lüzum yok. Ama bu oyun lig içinde, yani ilerisi için lig içinde, Avrupa içinde bayağı bir zorlar. Yani her zaman maç bu gol olmaz. Gol attıktan sonra sanki daha iyi pozisyonları yakaladı değil mi? Rahatladılar biraz. Bir rahatladı işte. Ondan sonra, o ara bir iki tane daha pozisyon buldular. Hı-hı. Ama yani gol olmadan önce bir şekilde bir sahada bu kadar mahkum oynamak ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi kazandığı için bir şey de diyemiyorsun. Kazandı sonuçta ve Lyon da kazandı. Enteresan bir şey. Lyon gibi son zamanlarda çok formda olan bir takıma kazandı. Beraberliği başarı olarak gelirken 3 puanı alıp evine dönüyor Beşiktaş. Bu çok önemli bir şey. Burada diyorum yani başta Ersin olmak üzere bütün takımı kutluyorum. Ama bundan sonra oynayacağımız maçlarda hani sezon başı bir formu vardı ya, Beşiktaş'ın ısıran, böyle devamlı şekilde pozisyona giren, ısıran, neticeye giden. Golü attıktan sonra o pozisyonları yakaladık. Ama biz golden önce de o pozisyonları yakalamamız lazım. Daha oyunun içinde olmamız lazım diye düşünüyorum. Güvenç Hocam, sizinle devam edelim. Beşiktaş gerçekten belki maç boyu çok zorlandı ama gecenin sonunda müthiş bir 3 puanı imza attı. Kadroya baktım ben önce, kadro. Tamam mı? Orta sahaya baktım, koşan 3 tane tabanca gibi adam. Yani bu 3 dedim ki çok rahat Beşiktaş maçı aldı. Bir tek ben o kadroda yani El Muçi diyeceğim geliyor.
Endur saati mi? Endur mu? Yok yok yok. Sol tarafta Semih'i koyardım. Geri kalan devam ederdim. Tamam mı? Yani bu kadroyla çıkardım ama orta sahada o çabuk Endur, işte Getson, Mario bana göre müthiş üçlü. Müthiş üçlü. Buraya bir Salih girebilirdi hatta. Tamam mı? Yani Semih olmasa ileriye birisini Mario'ya kaydırıp Salih'i de koyardım buraya. Şimdi maçın tabii ben bunu böyle rahattım. Buraya gelince öğrendim ben Beşiktaş'ı. Seyretmedim ben. Fenerbahçe maçını seyrettim. Diken üstünde seyrettim tabii. Berabere bitsin diye de çok çabaladım böyle işten işe. Neyse. Enerji gönderdim diyeyim. Şimdi Beşiktaş takımı bir baktım. Bir kişi değiştirdi. Semih'i bravo dedim hocaya. Ona da takip ediyorum şeyden, tamam mı? Bakıyorum internetten. Ondan sonra bir baktık son dakikalarda geldik buraya. Tabii iki maçı birden seyrederken Beşiktaş goller kaçırdı. İki tane %100 bana göre gol kaçırdı. Bir